Kuzey Kore'nin saldırı tehditlerine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 savaş uçağıyla verdiği yanıt gerilimi daha da tırmandırdı. Ordusuna teyakkuz emri veren Kim Jong-un acil toplantı çağrısında bulundu. Genç liderin emperyalist güçlerle hesaplaşma zamanı gelmiştir dediği kaydedildi. Başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri törene katılan binlerce Kuzey Koreli de liderlerine destek çıkarak ABD aleyhine slogan attı. Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü Kim Seok, komşularının sergilediği tutumu Kuzey Kore tatbikat görüntülerini televizyonda yayınlayarak bir nevi psikolojik savaş uyguluyor şeklinde yorumladı. Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak teknolojiye sahip olmadığı biliniyor. Ancak hazır konumda bekletilen orta ve kısa menzilli füzeler Güney Kore için büyük tehdit oluşturuyor. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak yürüttüğü askeri tatbikatı Kuzey Kore saldırı hazırlığı olarak nitelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ise kendisine karşı savaş pozisyonu olan Kuzey Kore'ye gözdağı vermek için nükleer yeteneğe sahip 2 B-2 hayalet bombardıman uçağını askeri tatbikata dahil etti.